Kayıttayız. Eylem planı. James Cameron neden çok önemli bir yönetmen? Tüm Hollywood'a ve tüm sinema sektörüne nasıl yön veriyor 10 yılda bir film yaparak? Bugün bunları konuşacağız. Biraz 5 nedenimsi ama 4 neden çıkarabildim. 4 ne? Bugün farklı bir şey deneyeceğim. Nedenlerime geçmeden önce kibarca rica edeceğim sessizce. Lütfen kanala abone olun, beğenin ve yorum yapmayı unutmayın. Bu bilgiler sizin için faydalıysa siz de bize bir fayda sağlayın ve bu dediklerimi yapın. Teşekkür ediyorum. İlk sebebimize geliyorum. Sinema gramerini çok iyi bilme ve uygulama. James Cameron için en önemli şey spectacle dediğimiz yaratılan dünya, yaratılan evren. Onun için hiçbir zaman hikaye veya karakter gelişimi en önemli şey değil. Hatta neredeyse hiç önemli değil bazı filmlerinde. Ancak izlediğiniz seyir, izlediğiniz dünya, yaratılan evren ve bu evrene kendinizi kaptırmanız James Cameron'ın en iyi yaptığı şey. Aliens düşünün, Titanic düşünün, Avatar düşünün. Hatta bunu tek yapmadığı film, orada bile minik bir ölçekte yapıyor. True Lies aslında. Gerçekten bu konuda inanılmaz bir yönetmen. Sizi yarattığı dünyalara sokma konusunda dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Neden? 2. İşin teknik tarafına kusursuz şekilde hakim olma. James Cameron neredeyse tüm filmlerinin yazarı, yönetmeni ve kurgucusu. Tabii ki istisnalar var arada. Bunun haricinde daha yazdığı pek çok bilim kurgu ve buna benzer film de mevcut. Tüm bu alanlara inanılmaz hakim. Bunun üzerine görsel efekt teknolojilerine de çok hakim ve hatta tüm bu teknolojileri geliştiren en büyük insanlardan birisi. Birazdan ona da değineceğiz. Tüm bu süreçlere hakim olmak, sette de, ön hazırlıkta da, sonrasında da kimden neyi nasıl isteyeceğiniz ve bunu nasıl uygulayacağınızı çok rahat yapmanızı ve filminizi her zaman bir sonraki seviyeye taşımanızı sağlıyor. Tabi burada hikayeye çok önem vermiyor dedik. Dolayısıyla senaryo kısmı birazcık şaibeli olsa da o konuda da birinci amacı o olmadığı için yine aslında yapmak istediği şeyi çok iyi yaptığını görüyoruz. Neden 3? Her filminde başrolde olan kadın karakterler. İlk filminden belki hadi Terminator'u ayrı tutalım. Terminator 2'den, Aliens'dan, Titanic'ten, Avatar'dan hepsine baktığınız zaman başrollerde veya ya başroldeler ya da başrolü bölüşüyorlar. Ripley'i düşünün, Rose'u düşünün, Neytiri'yi düşünün. En önemlisi unuttum, bir de onu buraya bakıyorum. Sarah Connor'ı düşünün. Bunlar ikonik, adını pek çok sinema severin bildiği çok güçlü kadın karakterler. Bechdel testine sokmamıza bile gerek yok bu filmi. Bechdel testi ne derseniz, bence bir videosunu yapmalıyım değil mi bunun? Mesela Bechdel testi ne? Yok, şu an anlatmayacağım çünkü bu konuda ayrı bir video yapacağım. İnanılmaz güçlü kadın karakterler, hikayeyi sürükleyen, hikayede ana kritik role sahip olan karakterler. Günümüzde bu artık tüm sektör tarafından benimsenmiş olsa da James Cameron bunu 80'lerin sonundan 90'ların başından beri çok güçlü şekilde yapıyor. Bu da bizim için çok önemli bir sebep. Ve neden 4? Sinema teknolojisini her filmiyle bir adım ileriye götürmesi. Sayalım bile isterseniz. Diabis'te ilk tamamen 3 boyutlu modellenen su şeyinin bir filmde olması. Terminator 2'de bunun bir sonraki adıma götürülüp fotorealistik bir insanın ilk kez 3 boyutlandırılması, bunun içe girmeleri, çıkmaları, onların efektlerinin yapılması. Titanic'te mesela son sayılır Titanic Bigature dediğimiz, yani büyük minyatürlerle efektlerin birleştirildiği, su efektlerinde yine devrim yaratan bir filmdi Titanic. Şu an mesela sırıtsa da çıktığı dönem su modellemeleri. Ondan sonra Avatar'ı anlatmama gerek var mı bilmiyorum. 3 boyutlu kamera teknolojisinin komple baştan yaratılması. Üstüne motion capture değil, performance capture'a. Yani bu daha önce sıradan sinema bilgilerinde konuştuğumuz yüz yakalama, bunu da performansa aktarma teknolojileri bu filmde geliştirilip satıldı. Onun üzerine Avatar 2'de değinmeyi düşünüyorum. Su altı motion capture ve kamera lensini Sony ile birlikte gövdeden ayırma. Böylece 2 metrelik kablolarla su altında bütün o gövdeyi taşımadan rahat hareket edebilme teknolojileri gibi tüm sektöre kazandırılan teknolojiler bunlar. Örneğin James Cameron yaptığı filmlerden sonra mesela Scorsese Irishman'ı yapmaya karar verdi. Bunlar hep birbirini itekleyen teknolojiler ve bunları piyasaya getiren de James Cameron. Ve hatta o kadar psycho bir herif ki bunu 5. neden olarak yazmayı düşündüm ama tam da emin olamadım. James Cameron dünyada çok az insanın sahip olduğu bir lükse sahip. O da bir gelir sıkıntısı olmadığı ve çok büyük bütçelerle çalıştığı için ben bu filmde bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu teknoloji gelişene kadar bekleyeceğim. Geliştirmiyorlarsa da ben geliştireceğim diyebilecek lükse sahip bir yönetmen. Bunu Avatar'da da yaptı. Örneğin Titanic ile Avatar'ın arasında 10 yıl, Avatar 1 ile Avatar 2 arasında yine 13 yıl var.
Evet, bu lükse kaç yönetmen sahip ve bunları yaparken de inanılmaz teknolojiler geliştirebiliyor. Hatta öyle ki Titanic'ten sonra Avatar'ı çekmeme sebebi 4 tane sualtı belgeseli çekip Titanic'in harabelerine inip bunlar için de teknolojiler geliştirip yeni veriler toplayıp biz Titanic'in batışını yanlış yansıtmışız diye ayrı bir belgesel yapan bir manyaktan bahsediyoruz. İşte James Cameron böyle bir insan. Tüm bu konularda daha da detaya gireceğimiz bir podcast bölümü kaydedeceğim. Umarım bu haftaya yetişecek. İşte James Cameron neden çok önemli bir yönetmen ve Hollywood sinema sektörünü neden ileriye götürüyor ve neden takip edilmesi gereken bir yönetmen. Bugün bunu konuştuk. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Eğlenceli.